Emekli Hava Kurmay Albay Cengiz Köylü 2007 yılında eline ulaşan bir CD, CD ile hayatı değişen bir isim. O CD'nin içinde Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasına dair bir şema vardı. İncelemeye yolladı ama CD'yi bir daha gören olmadı. Sonra karargah evlerinin askeri sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklandı. 6 yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti. Emekli Albay Köylü'nün hikayesini getiriyoruz şimdi de genel yapılmadı o yıllarda. Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasına dair bir CD eline ulaştı. CD'yi genel kurmay başkanına ulaştırmaya çalıştı. CD'yi bir daha gören olmadı. Hava kurmay albay Cengiz Köylü ise kısa bir süre sonra kendini cezaevinde buldu. Yüzlerce evran içerisinden biz bir kısmını inceledik. Baktığımızda örgütün şeması, üyelerinin isim listesi, ...ve örgütün çalışma talimatı dahi vardı. Bu CD'nin akıbetinin ne olduğunu biz anlayamadık. Ne oldu? Örgütün elemanları öyle bir CD'nin geldiğini... ...nereden geldiğini nasıl, geldiğini, nasıl geldiğini, nasıl bulunduğunu tespit ediyor. Zaten hırsız evin içerisinde yani hiçbir şeyi saklayamıyorsunuz yani. Ve bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Emekli Hava Kurmayalbay Cengiz Köylü... ...karargah evlerinin askeri sorumlusu olduğu iddiasıyla... ...2009 yılında gözaltına alındı. Ardından... Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında da tutuklu yargılandı. Çakmaklı yarbayımın odasına giriyorlar, bilgisayarını açıyorlar. Bu karar gelirleri diye MIT'in gizli yazısını yerleştiriyorlar. İhbar mektuplarıyla bizi ihbar ediyorlar. Ergenekon'dan 7 Ocak'ta tutuklandım 2009'da. Bakınız daha Yargıtay bozdu bunu. Hala beraat etmiş değilim Ergenekon'da. Bu dosyanın içerisine bu CD falan hiç girmedi. Hep sakladılar bunu. Yani yok ettiler ortadan birçok gerçekleri. Bu mahkeme de örtmeye çalıştı. Peki örgüt üyelerinin ve yapılanmasının geri aldığı o CD daha önce incelenseydi ne olurdu? Ben %10'unu biliyorum. %90'ında kim bilir neler vardı. Ve %10'u muazzam sayfalar dolusu biz inceleyemedik. O zaman bu CD incelenseydi belki de örgütün gerçek niyeti ortaya çıkarılacaktı. Albay Köylü yaklaşık 6 yıl cezaevinde kaldı balyoz davasından beraat etti. Hala sanığı olduğu Ergenekon davası ise yeniden görünmeye başlanacak.